Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güneşi tersten alıyorum. İşte idare edin, yandan geliyor güneş bugün. 11 Ekim 2022 günlerden salı. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi arkadaşlar, dün yani şöyle başlayalım. Seçime gidiyoruz diye konuşuyoruz zaten. Seçim ekonomisi başladı. Başladı. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları vardı kabine toplantısından sonra. Açıklanan hani yaptığı açıklama içerisinde bir sürü şey tabii anlattı. Ama bunların birçoğunu şöyle söyleyeyim. Özellikle TOKİ kampanyasını biliyorsunuz. İşte ilk iş yerim, ondan sonra ilk evim gibi böyle işte arsa kampanyası, işte konut kampanyası, yani bir sürü kampanya var. Özellikle arsaydı, evdi, iş yeriydi. Bununla ilgili TOKİ'nin işin içine girdiği bir kampanya zaten şu anda yürüyor. Şimdi orada önemli olan madde esnafa verilecek olan kredi. Şimdi 7,5 ile %7,5 ile çok uygun, piyasa şartlarının çok altında bir kredi verilecek arkadaşlar. Tabii hani bu baktığınız zaman gayet güzel. Hani gayet güzel. Yani bunu bu şartlarda hani ben esnaf olsam ben de alır kullanırım, açık konuşayım. Verebiliyorsa yani alabiliyorsam hani çok makul. Hani bu faizle alalım, gayet uygun kullanalım, 60 ay vade yavaş yavaş öderiz gibi. Ama burada dikkat çekmek istediğim konu şu. Bunların hepsi arkadaşlar ekstra para demek. Bir parasal genişleme demek. Yani para verdikçe bir parasal genişleme yaratırsınız. Bu da talep enflasyonuna sebep olur. Çünkü alınan bu krediler bir şekilde kullanılacak. Ha neye döneceği önemli. Neye dönecek? Şimdi banka bu kredileri verirken biliyorsunuz uzun zamandır sizden işte bir imza alıyor. Diyor ki sen bununla döviz almayacaksın diyor. Ama bunun takibi o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani ne yapacaksın? Dedektif mi takacaksın arkasına? Yani fatura mı isteyeceksin? Yani nasıl bir yöntem kullanacaksın? Alınan kredilerin bir şekilde yatırıma, gerçek anlamda bir yatırıma dönmesi bu şartlarda biraz zor görünüyor. Neden? Çünkü yarını, yani yarın ne olacak kısmında herkesin kafasında soru işareti var. Yani yatırım yapmaktansa şu anda işte döviz alayım bekleyeyim, altın alayım bekleyeyim, işte borsa alayım bekleyeyim. Yani genelde alayım bekleyeyim havası daha çok olduğu için bu paranın da büyük bir kısmı yani harcanacak, borç varsa borç ödenecek. Ya da şöyle söyleyeyim yani döviz alınacak bir kısmıyla da illaki döviz alınacak ya da dediğim gibi alışveriş talep enflasyonunu patlatacak yani. Yani seçim ekonomisi o muslukların açılacak hikayesilerinden bir tanesi aslında bu. Tam olarak bu. İşte benzer şeyler de devam edecek bana göre. Bu tam anlamıyla nedir? Tam anlamıyla bir parasal genişleme. Parasal genişleme de arkadaşlar enflasyon demek. Yani enflasyon, hiper enflasyona doğru maalesef gidiyoruz. Bu paraların bir kısmı dövize gider. Yani biraz döviz alalım. Çünkü döviz yükselecek beklentisi var bir kere her şeyden önce. Yani bu nedenle hani bu da dövize olan talebi arttıracağı için bu da hani kurun yukarı çıkması, yani bir kur atağı ya da bir kur şoku yaşama ihtimali de güçlendiriyor. Yani siz doları burada tutamazsınız çünkü. Yani zaten tutuyorsunuz da ama yani bir şekilde para dağıtırsanız bu para bir şekilde gidecek, yani bir şekilde en azından bir kısmı gidecek. Gidecek ve bir şekilde de kuru yukarı götürecek. Çünkü kurda dediğim gibi yukarı doğru beklenti çok güçlü, çok güçlü. Artık acayip rakamlar konuyor. 30 TL'ler falan duymaya başladım. Yani böyle beklentiler var. O nedenle hani ben gerçek anlamda bir yatırıma döneceğini düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar Merkez Bankası'nın M1 ve M2, bu yayınlanıyor sürekli, para arzını gösteren bir grafik bu. Şu an bunu size gösteremiyorum ama internette yazın. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para arzı M1 yazın. Zaten karşınıza grafik çıkıyor. Ya da Merkez Bankası'nın direkt sitesine girin. Orada göreceksiniz. Yani bakarsanız eğer menüleri araştırırsanız göreceksiniz. Şimdi ben girdiğim için tekrar nereden girdiğimi gösteremeyeceğim zaten videoda. Şimdi bakın burada... O kadar hızlı bir ara ben şimdi bu grafiğe bakıyorum. Şu anda geldiğimiz noktada parasal genişleme arkadaşlar yani yüzlere yaklaştı. Şu an ben 98-99 yani buralarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü en son benim burada gördüğüm veri Ağustos verisi. Daha bunun Eylül'ü var. Daha bunun Ekim'i var. Hele ki bu açıklanacak şeylerle, yani açıklanan işte bu musluklarla ilgili, kredi haberleriyle ilgili bu rakam. Yani şu an şöyle söyleyeyim ben size.
2020 yılında yaklaştığımız, hatırlayın 2020 yılında ne olmuştu? Bir parasal genişleme olmuştu. Ucuz kredi dağıtılmıştı millete. İşte ucuz konut kredisi 0.60'lar 0.70'ler vardı. Acayip büyük bir parasal genişleme yaşamıştık. O zaman 98.94'e kadar çıkmıştı. Yani 99'a kadar çıkmıştı. Tam olarak şu anda Ağustos'taki veriye baktığım zaman orayı yakalamış görünüyoruz. Orayı yakalamış görünüyoruz. Peki 2020 yılında ne oldu? 2020 yılında bu parasal genişlemeyle beraber şöyle düşünün. Nerede yaşandı mesela bu parasal genişleme? Konutta çok ucuz kredi verdiler. Orayı patlattık. Enflasyonu patlattık. Yani fiyatlar aldı başını gitti. Öyle diyeyim. Aynı sonrasında tabii ki Naci Ağbal'la başlayan dönem var. Sonrasında parasal genişleme iyice aşağı geldi ama geçen sene faizleri indirmeye başladıktan sonra parasal genişleme, yani parasal genişleme dediğim para arzının artması, piyasaya paranın sürülmesi. Geçen sene Eylül'den beri gaza bir basıldı. Ta ki ne zamana kadar? Hani bu BDDK'nın biliyorsunuz yeni düzenlemeleri oldu ya, işte kredi musluklarını kapattılar, herkese kredi vermiyorlar filan, imza istiyorlar bilmem ne. İşte birazcık orada frene bastık. Ne zaman? İşte böyle bir Mayıs-Haziran dönemi. Ama yani bir iki aylık bir mevzu. Sonrasında tekrar gaza bastık ve şu an son sürat gidiyoruz. Hani kamyonun freni patlamış durumda. Freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz arkadaşlar. Ve bu daha yeni başlıyoruz bile. Hani bu noktaya gelmişiz. Biz zirveyi görmüşüz şu anda. Ama daha yeni başlıyoruz. Çünkü bu kredi muslukları daha yeni açılıyor. Yani daha yeni seçim ekonomisi kredi muslukları açılıyor. Bu kesinlikle korkunç bir şey. Enflasyon, hani bizim şu an temelde en büyük sıkıntımız enflasyon. Evet, dünyada enflasyon çok büyük bir sorun. Ama biz de aldı başını yürüdü gitti. Yani hani o kadar hızlı gidiyor ki hiçbir fiyata yetişemiyorsunuz. Yani markete girmeniz, çıkmanız hani 500 lira hiçbir şey gelmiyor gibi bir duruma gelmiş durumdayız. Yani bir peynir. Ya peynirin küçücük bir kalıp 120 TL bir kalıp peynir alıyorsunuz. Yani ufak bir kalıp. O da herhalde 500-600 gram filandır. Yani daha dün markette kendi alışveriş yaparken gördüm. 80-90 liralık 600 gramlık peynir şu anda 115 lira etiket fiyatı. Daha yeni yeni yani bu. Hani daha yeni arkadaşlar. Fiyatlar korkunç derecede aldı başını yürüyor gidiyor. Gramajlar azalıyor. Hakikaten böyle acayip, yani makarnalarda bile gramajların azaldığına dikkatimi çekti. Yani bildiğiniz. Çünkü işte eskiden mesela diyelim ki bir torba makarnayla iki tane üç tane pişirirken, eğer normal hani küçük bir aileyseniz, öyle söyleyeyim ben kendi adıma. Şimdi hani böyle bir torba dökseniz ancak şey oluyor, yani bir kere filan aynı şeyi yakalıyorsunuz. Gramajlar düşmüş durumda. Fiyatlar artıyor. Gramajlar düşüyor. Aslında orada gördüğümüz fiyatları hani çarpı iki filan düşünün. Çarpı iki filan düşünün yani. O kadar durum korkunç. Biz bunun hani geleceği görmek, şimdiden bunu hani bildiğiniz freni patlamış kamyon gibi enflasyonda yani gidiyoruz, toslayacağız yani. Hani ne zaman toslayacağız? Zaten tosladık. Ama beterin beteri var. Hani göstermesin diyelim. Hani iyi niyetle, temennilerle yapıyoruz tabii. Ben hani bu konuşmayı yapıyorum ama neticede işin aslı öyle değil. Bugün mesela Twitter'a girin, sosyal medyada bir bakın. Twitter'da işte özellikle de topik olan tak olanlara bakın. Orada hani hep görürsünüz. Mesela bugün kira ile ilgili şey çıkmış. Yani bu kiralar düzeltesin, öldük bittik bilmem ne diye. Ya bu tarz hareketler artık hani milletin hani burasında, yani adam yani nasıl ev tutacak, nasıl oturacak, en kötü kiralar bilmem nereden başlıyor filan. Memurlar, öğretmenler artık şehir içinde kalmak istemiyor. Ondan sonra büyük şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde, merkezi yerlerde eviniz yoksa zaten hani yüksek kiradan dolayı ya adam kendi evini kiraya veriyor, başka bir yere gidiyor, bu kadar yüksek kira yabancıya veriyor her şeyden önce. Yani yabancı, zengin yabancılar, Arapların da talebinin yüksek olmasıyla ona verirken biz yavaş yavaş aslında dışarıya doğru, şehir dışlarına doğru ya da memlekete doğru gidiyoruz. Öyle bir durum var. Yani yetişemiyoruz. Bu durum seçim ekonomisiyle beraber parasal genişlemenin de artacağını düşünürseniz eğer, enflasyonda yani daha gidecek yolumuz var. 2023'e de hiç düşünmek bile istemiyorum arkadaşlar. Yani nominal anlamda fiyatlar artmaya devam edecek diyeyim. Yani burası
oldukça önemliydi. Yeni kampanyalar, yeni kredi haberleri olacak, daha devam edecek diye düşünüyorum. Daha vatandaşa inmedik. Şu an sadece esnafa bir kredi paketi açıklanmış durumda. Yani bunlar iyi, güzel. Daha asgari ücretin yükselmesi var. Maaşlara zam var. Yeni yılla beraber emekliye zam var. Yapılması da lazım. Tamam, yapılsın ama neticede bunların hepsi enflasyonu körükleyecek, para arzını artıracak sebepler olduğu için enflasyonda tırmanmaya devam edecek. Yani derdimiz enflasyon. Hani dünyanın derdi enflasyon ama biz çok büyük bir şeyle uğraşıyoruz arkadaşlar ve böyle çok hızlı gidiyoruz, yani öyle söyleyeyim size. Buradaki M1 bunu gösteriyor bize çok rahatlıkla. Hani bırakın ekonomiden falan hiç anlamayın. Ekonomiden hiç anlamanıza gerek yok. Açın buradaki parasal genişlemeye bakın. Çünkü ne kadar para üretirseniz o para bir şekilde piyasada talebi körüklediği için yani bir şekilde enflasyonu yukarı çıkaracak. Ve hani o paranın nereye gittiği de şu anda bizim açımızdan oldukça önemli arkadaşlar. Bu arada cari açık geldi. Cari açık, işte dış ticaret açığı veriyoruz. Her ay nereden baksanız 10 milyar doların da üzerine çıktı. Şimdi evet, bir internet böyle bir gitti geldi. Devam edelim. Cari açık dedik. Cari açık rakamları geldi. Ağustos ayı cari açıkta yine 3 milyar doların üzerinde bir açık vermişiz. Tabii dış ticaret açığı her ay 10 milyar doların üzerinde artık oluşmaya başladı. Burada da şimdi cari açıkta yıllıkta 40 milyar doların üzerinde bir açık oluşmuş durumda. Normalde bunun hani böyle sene sonunda falan olması gereken bir rakamken işte yani hani bunu Ağustos ayında yakalamış görünüyoruz. Hani yıl sonuna doğru da artık şurada ne kaldı? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay 3 milyar gitsek 4 kere 3 12 nereden baksanız hani 50 milyar doların üzerine çıkacak bir cari açıkla karşı karşıyayız. Tabii burada hani şu var. Ha, bu net hata noksanı söyleyeyim size, çok önemli. Çünkü kaynağı belirsiz bir para sürekli düzenli olarak Merkez Bankası rezervlerine giriyor. Burada da net hata noksandan 4 milyar dolar. Çok ciddi bir para yine içeri girmiş durumda ve bir rekor var bu sene için arkadaşlar. 28.3 milyar dolar para gelmiş ama nereden geldiği belli değil. Net hata noksan kalemi diye bir şey var biliyorsunuz. Her ay açıklanıyor ama kaynağı belirsiz. Bunu bilmiyoruz. Yani nereden geldiğini bilmiyoruz. Hani bana sormayın. Bunu hiç kimse bilmiyor. Bir yerden geliyor. O rezervlere giriyor arkadaşlar. Rezervlere giriyor. İşte ne yapılıyor? İşte bir şekilde işte kuru tutuyoruz. Kullanıyoruz rezervlerde ama net hata noksandan maşallah bir rekor bu. 28 milyar doların üstünde bir para girişi var. 28 mi? Dile kolay. Yani çok ciddi bir rakam. Bir şekilde detayını bana sormayın. Çünkü ben de detayını bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi cari açık, hani burada bana hani şu soru çok soruluyordu. Hatice Hanım, hani dolar düşer ya, düşer değil mi? Düşer. Hani nereye gelecek, düşer. Düşmez arkadaşlar. Bu saatten sonra. Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim düşüncem. Neden? Bunu destekleyen işte bu mesela cari açık meselesi var. Zaten dış ticarette her ay konuşuyoruz. Oradan da görüyorsunuz. Yani ihracat gelirleri, yani orada artık bizim rekabet falan edemiyoruz yani. Çünkü o kadar dolar ya da kur o kadar hani piyasanın altında kaldı ki habire ne yapıyoruz? Burada dış ticaret açığı her ay artmaya devam ediyor. Çünkü sizin ithalat maliyetiniz artarken ihracatta gelirleriniz kurdan dolayı yetmiyor. Yani burada artık kurun olması gelmesi gereken seviyeler hani zaten hani beklenti de her ay yükseliyor. Dolayısıyla hani 20-21 artık o kadar makul ki şu anda olması gereken bana göre yer orası, 20'ler 21'lerin olması gerekiyor. Bugünkü konjonktürde, bugünkü şartlarda, ama yıl sonuna doğru hele ki bu demin anlattığım parasal genişlemeyi de göz önünde bulundurursak eğer, yani kurun hani 20-21 değil artık 23 ve plus diyorum, yani 23 ve üzeri ni beklemek beklenir diyorum yani. Çünkü bu para dediğim gibi bir şekilde ya dolara ya bir yere bir şeye gidecek yani, ve bu da hani bir şekilde kuru da yukarı götürecek. Yani yapılan her hamle aslında kuru tutmaya çalışıyoruz ama bu kuru tutarken hani bu artık övünülecek bir yerden çıktı. Hani övünüyoruz hani biz kuru tutuyoruz diye ama övünebileceğimiz bir yer değil. Neden? Çünkü kuru tutuyorsunuz ama enflasyonu tutmuyorsun. Hani enflasyonu tutuyor olsa, çünkü kur enflasyona sebep oluyor ama
Kur duruyor ama enflasyon durmuyor. O zaman bir anlamı olmuyor. Ne oluyor? Bu sefer ihracatı baltalıyorsun. Burada aşağılarda tutarak. Otomatikman bunu en azından adil bir değeri var ve adil bir değere geliyor olması lazım ki ihracatı desteklesin, yani içeri giren paranın bir anlamı olsun. Diğer türlü istediğin kadar ihracat yap, ihracat rekorları kır ama ithalat rekorların çok daha fazla, maliyetin çok daha fazla, gelen paranın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla hani enflasyonu da yenemiyorsun. Enflasyonu zaten yenecek hamle bu değil. Bunu da gördük. Yani kuru tutmak da enflasyon demek ki aşağıya gelmiyormuş. Bunu da gördük. Enflasyon yani aldı başını yürüdü gidiyor yani, anlattığım sebeplerden dolayı. Neyse, şimdi arkadaşlar dolar zaten malum hala işte 18.60'a yakın, yani 18 bugün kaç? 18.66'yı görmüş. Çok önemli değil. Yani ben hani bu ay zaten 19 olacağını düşünüyorum. Burası da çok dediğim gibi olması gereken seviye değil. Daha üstünde olması lazım arkadaşlar. Neyse, şimdi yayını bitirmeden önce küresel piyasalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar küreselde çok komik. Twitter'da da paylaştım. İngiltere Merkez Bankası yeni bir tahvil alımı. Yani hani ya ufaktan alttan biraz daha tahvil alımı yapıyor. Yani bu parasal genişleme ilk yaptığı hamlenin devamında küçük hani devam edeceğini açıklamış. Yani hani alakası yok. Adamlar gerçekten ya bizimle dedim hani Emmaoğlu kafa buluyor ya da hani gerçekten yani samimiye değil, yani faiz arttırırken bir taraftan parasal gelişleme bir garip. Neyse devam edelim. Şimdi JP Morgan CEO'su Diamond'dan çok önemli bir şey geldi, açıklama geldi. Şimdi diyor ki Avrupa'da zaten resesyon var, Amerika'da önümüzdeki 6 ay ya da bilemediniz 9 ay içerisinde kesin bir resesyona girecek diyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz piyasa bu hafta diken üstünde. Neden? Amerika'da 3 tane önemli veri var. Bunlardan bir tanesi ki yarın akşam çarşamba akşamı beraber olacağız. İşte neden? Hem canlı yayın yapmayı planlıyorum bir aksilik olmazsa. Bir, FED tutanakları açıklanacak. O büyük bir volatiliteye sebep olacak. İkincisi üfe gelecek. Bir gün sonra da tüfe gelecek arkadaşlar. Yani bu hafta Amerika borsaları ve bunun küresele yansımaları, emtiaya yansımasına kocaman bir şey bırakıyorum. Yani burada hani çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü piyasa hala daha satış yemeye devam ediyor ve bu satışın derinleşme ihtimali de yüksek. Yani satış biraz daha gidecek beklentisi var piyasada. Buna en büyük göstergelerden bir tanesi arkadaşlar Amerika 10 yıllık tahvil faizleri şu anda 4 ya 4, 4'ü gördü. Yani hani buralar sıkıntılı yerler artık. Ve dünden bugüne acayip böyle yüksek, sert bir yükseliş var. Bu tahvillerdeki dörde geliş, özellikle bu 10 yıllıklarda burası sıkıntılı. Burayı iyi takip etmek lazım. Şimdi buranın tabii bu kadar hızlı, sert yükselişi altın üzerinde etkisi var. Diğer taraftan altının, ons altın üzerindeki diğer etki Amerikan dolar endeksi. Çünkü dolar endeksinde de bir şu anda yukarı çıkış var. 113.400'lere geldi. Hani oralara bir geldi. Şu an 113'ün üzerinde. Yani buralarda bu gelecek verilerle beraber FED'den daha agresif bir duruş ve daha sert bir satış dalgası bekleniyor piyasada. Sert bir satış dalgası beklendiği için şu anda hani beklenti bu yönde olduğu için hem 10 yıllıklarda yükseliş hem dolar endeksindeki yukarı çıkış bize bunu gösteriyor ve bu biraz daha veriler geldikten sonra sertleşebilir. Çünkü özellikle çekirdek enflasyonda bir yükseliş beklentisi var. Yarın akşam muhtemelen FED tutanakları çok sert gelecek. Çünkü Eylül ayının toplantısı zaten çok sert geçmişti. Aynı agresifliği belki kat be kat daha fazlasını FED üyelerinin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu yarın akşam tutanaklardan bir kez daha piyasa anlıyor olacak. Dolayısıyla da daha fazla sert satışları gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu ons altın üzerinde biraz baskı yaratır. Şu an zaten 1660 dolar civarında, bir miktar daha aşağı doğru gevşeyebilir. Bir 1618 dolarları bir görmüştük, oradan bir yukarı çıktı biliyorsunuz.
Bakalım orayı kıracak mı, kırmayacak mı? İşte takip ediyoruz bir taraftan da. Kripto çok önemli. Kriptoda olanlar çok dikkat etsinler. Bu veriler sonrası aşağıya gidiş bir miktar daha hızlanabilir. Yani özellikle Bitcoin'de 18 bin dolar önemli bir seviye. 18 bin doların altına kırar ise 18.500 18 bin buraların altına kırdığı takdirde piyasa sertleşirse eğer aşağı çekilme güçleri tabi onunla beraber bütün kriptolarda aşağıya gelir arkadaşlar. Bu arada hazır kriptodan bahsetmişken Bitlo ile beraber, Bitlo bizim biliyorsunuz beraber çalışıyoruz, bizim yerli kripto para borsamız, sadece bizim kanala özel bir kampanya yaptı. Hani bunu duyurmak zorundayım çünkü vakti çok kısa. Yani bir haftalık, zaten birkaç günü geçti. 14 Ekim'e kadar devam edecek. Üye olanlar, olmak isteyenler, bu işe meraklı olanlar videonun açıklama kısmına bırakıyorum. İsterseniz ve dilerseniz tabii. Bunlarda hiçbir şekilde bir şey yok. Tamamen talep doğrultusunda. Bu kampanyada size 30 TL değerinde bir kripto para veriliyor. Aynı zamanda komisyonla ilgili de %25 bir komisyon alıyorsunuz. Bu sadece 14 Ekim'e kadar geçerli ve sadece bizim kanala özel bir kampanya. Bunu da söylemek istiyorum. Üye olacaksınız. İşte bir mail ve TC kimlik numaranızla üye olmanız yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi benim buradan ilave edeceğim başka bir şey var mı? Şu anda yok. Çok da yayını uzatmayayım. Şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.